Merhaba arkadaşlar. Daha önce sizlere birinci videosunu tanıttığım cihazımızda küçük bazı değişiklikler yaptık. Buraya giriş voltajı, yani alternatörden gelen doğru akım voltajını gösteriyor. Burası da 220 çıkış, yani çıkıştaki voltajın düştüğünü veya yükseldiğini, çıkış voltajını gösteriyor. Burada değişiklik yaptık. Şu gördüğünüz köprü diyot. Bu istenildiği takdirde, kimse direkt buraya bağlamak istiyor. Eğer istenildiği takdirde bunu buraya monte edebiliriz veya içine de koyabiliriz. Onu da özellikle belirteyim. Şimdi daha önceki videolarımda da anlattığım gibi buna bir düzenek yaptım. Tabii alternatörde bu 1,5 kW'lık bir elektrikli bisiklet teker alternatördür. Bunun çıkışı daha önceki videolarımda da anlattığım gibi 3 faz çıkar. Bu 3 faz nereye girer? 50 amperlik köprü diyotlara girer. Dolayısıyla burada artı eksi doğru akım çıkar ve cihazımıza girer. Dediğim gibi bunu kutu içerisinde de monte edebiliriz. Eğer bu ayrı bir opsiyon demektir. Şimdi bunun nasıl çalıştığını sizlere söz verdiğim için tekrar bir video çekiyorum, tanıtıyorum. Şimdi ben buraya daha önce birinci videomda 11.55 diye yazmıştım, onu yanlış söylemişim, onu düzelteyim özür dileyerek. 22 voltla 55 volt arasında gayet güzel çalışmakta ve hatta 18 volta kadar düşürdüm. Yine çıkışta 220 değil tabi 190 volt falan aldım. Yani ideali, en güzeli 22 ile 55 volt arasıdır. Tabii ben masa üstünde test ediyorum. Bu siz gerçek hayatta nerede kullanacaksınız, nasıl kullanacaksınız? Bunda akü yok. Gördüğünüz gibi hiçbir akü yok. Bu suyla dönüyor. Rüzgarlı olmaz. Onu özellikle belirteyim. Rüzgar türbünü kesinlikle olmaz. Bu suyla dönüyor. Şurayı görmeyin. Şimdi ben burada motorla döndürüyorum. Tabii burada da bilmeyenler veya yorum yaptım zannedenler de diyorlar ki, yazıyorlar. Alternatörü motor çevirmekle ne anlamı var? Şimdi kardeşim, ben suyun başına çarkı nasıl yapayım? Nerede ben bu suyla bunu çevireyim? Yani ben bunu masa üstünde akademik olarak, teknik olarak test ediyorum. En güzel verim de budur. Kaç devirde nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Şu bölümü görmeyin, şurayı. Burayı siz suyla çevireceksiniz. Yani siz bunu suyla çevireceksiniz. Bu kadar basit. Ben bunu sizlere gerçekçi olarak diğer motorla döndürerek göstereceğim. Şimdi burada bu ayarlı motordur. 2 kW, 2.2 kW'tır ama tabii monofazede kullandığım için 2 kW'den hatta düşük de olabilir. Bu ise 1,5 kW'tır. Dediğim gibi 3 faz girdi. Artı eksi cihazımıza girdi. Daha sonra cihazımızın 220 fişi budur. Buraya da ben şu benim yaptığım volt ve frekans, ayrıca yani bunu da göreceksiniz. Buradan da bu benim yaptığım ayrıca. Buradan da voltu ve frekansı da göreceksiniz. 50 Hz olarak göreceksiniz. Buraya bir tane ben 70 Watt'lık ampul taktım. Bu da 950 Watt'lık bir makkap. Onu da şöyle göstereyim. Nerede? Göremedim. Şurada 950 Watt yazıyor. Evet, gördüğünüz gibi 950 Watt. Şuraya da bant yapıştırdım. Dönerken siz görün diye. Şimdi ben bunu çalıştıracağım. Şimdi bu alternatör 55 voltu 600 devirde falan, yani 600-650 devirde verir. Ama 24 veya 30 voltu da daha düşük devirlerde 250-300 devirde verir. Şimdi ben çalıştırıyorum. Benim devir kontrollü sürücüm var burada. Şimdi devir kontrollü çalıştırıyorum. Bakın alternatörüm şunu suyla döndüğünü farz edin. Şimdi cihazımız çalıştıracağız. Bakın hemen devreye girdi. Şu anda kaç volt çalışıyor? 28 volt. Gördüğünüz gibi 229 volt çıkıyor. Benim yaptığım cihazda da 229 volt, 49.99, 50 Hz'i görüyorsunuz. 0.24 watt da, pardon, 0.24 amperde ampulümüz elektrik çekmekte. Şimdi bakın makkabı da şöyle, şurada şu ışığı da üzerine bir şey kapatayım ki kamera çekişini göremeyeceksiniz. Şöyle şey kapatayım kısa süreli. Evet, gördüğünüz gibi makkapı da şöyle, bakın
çalıştırdım. Voltaja bakın. 211. Buraya bakın. Buradaki her ikisini de görün. Bak, bu 28 volt olduğu için güç biraz düşmekte. Şimdi ben voltajı biraz daha, o 28 değil de tabi devir düşünce güç de düşer, volt da düşer, amper de düşer. Dolayısıyla bunu 55 volt veya 58 volt gibi, 58 demeyeyim de 55 volta çıkarsak tabi bu ampulden şey yanmaya başlıyor. Şimdi bakın, giriş voltajını ben ne yaptım? Yükselttim. Tabi bu suyla ayar yapabilirsiniz. 52 volt, hatta biraz daha yükseltip 55 volta getirdim. 227 volt çıkışımız var. Gördüğünüz gibi 228-49 Hz'i de görüyorsunuz. Yine ampulümüz yanmakta. Makkabımızı tekrar çalıştırayım. Bakın, tabi bu yüke girince burada motor ses yapıyor. Voltaja bakın. Şu anda 950 watt. Tabii ki biraz ne yapıyor? Zorluyor. Çünkü benim şeyim, alternatörüm 1,5 kW. Ama voltajı da görüyorsunuz. Gayet güzel çalışmakta. Bununla ne çalıştırabilirsiniz? Onu da gördüğünüz gibi makkap 950 watt. Bununla beraber 1000 watt diyelim. Tabii ben burada 1500 watt ama tabii tam alamıyorum 1500 wattı. Neden derseniz, şimdi bunda suyun gücü yok. Motorla devir kontrolüyle döndürüyorum. Akü yok arada. Akü masrafınız da olmayacak dolayısıyla. Suyunuz olduğu sürece, alternatörünüz döndüğü sürece buradan 220 volt alırsınız. Ne çalıştırırsınız? Televizyon çalıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle veya bu gibi değil, küçük makkap, küçük ispirel çalıştırabilirsiniz. Aydınlatma olayını kullanabilirsiniz. Ve ne çalıştırırsınız ayrıca? Küçük büro tipi buzdolabı çalıştırabilirsiniz. Evet, daha önce de anlattığım gibi benim arkadaşım, yani ben bu kelimeyi kullanmak istemiyorum. O yaptı. Onun eline, emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Takdir sizlerindir.